Nasıl? Siz güzel insan olmazsanız biz sizin arkanızda yanınızda Teşekkür olma ederim. şansımız var mı? Yok. Teşekkürler. Siz ne kadar güzelsiniz biz de o kadar yanınızdayız her zaman Yani hemşerimiz ben sizden olarak. zaten güzel elektrik almamış olsam siz de benden almamış olursunuz. Siz olmasanız ben olmam. Tabii ki. O yüzden çok Tabii ki. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tüm ederim. hemşehrilerime, tüm Giresun'uma, tüm Karadeniz'ime çok teşekkür ediyorum verdikleri destekten dolayı. Hani illaki maddi anlamda değil, manevi olarak da destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Programda Her geldiniz. Bu zaman. hafta beni Yahya abim gibi yalnız bırakmadın. İlk programımda çok teşekkür ediyorum. Biz ailecek de geleceğiz. Burayı dolduracağız aşağı yukarı. İnşallah, inşallah. Öyle bir niyetimiz Şimdi var. Öğrenmek için geldin. Yani yeri bir bulayım, Biz öğreneyim yeri diye. öğreneceğiz bu Evet. akşam. Ondan sonra ailecek gelip burayı dolduracağız. İnşallah, Öyle inşallah, bir niyetimiz inşallah, var yani. Biz inşallah. her zaman sizin arkanızdayız. Sağ ol, Allah razı Güzel olsun. Güzel insanların her zaman teşekkür arkasındayız. Ederim, Allah razı ben olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Programın hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tanju abim, hemen seni şöyle alalım. Ay, çok güzel eserlerinden alacağız. Bu akşam harikayız. Canlı Bu akşam canlı yap, fark etmez. Hiç fark etmiyor. Nasıl istersen öyle yap. Bu şarkıyı Haçlı Hasan Köprülü patronuma armağan ediyorum. Evet. Sanatçı abim Şevket Doğan'a armağan ediyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım buradan. Aslan Hanım yine sanatçı arkadaşım Aslan Hanım'a bunu ediyorum. Gelsin kaderimin oyunu. Hadi bakalım. Hani alkış? Çeviri ve Altyazı M.K.
sevmekle biter mi bu hayat yolu? Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tanju abi, başka neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun müziğin mesela? Dışında? Müziğin dışında araba alıp satım işi yapıyorum. Araba alıp satım işi yapıyorsunuz. Evet. Yapıyorsunuz Bostancı'da. Bostancı'da. Sigorta arabalar alıp yapıyoruz, satıyoruz işte bu şekilde. Başka bir uğraşınız var yani onun dışında. Yani bu şekilde işte. Ya sıram, Elif Hanım, ben 15 sene bir ara verdim bu işe. Bayağı bir ara verdim, 15 evet. yıl. 80 seneler sonra tekrar dönüş yaptım. Ya müzik başka bir şey ya. İnsan müziğe böyle, bulaştı mı daha hani artık? Sevmek var ya, sevmek. Evet. Sevmek. Sevmek. Yani bu şeyden değil yani, bu parayla satın alınmıyor bu iş. Kesinlikle. Bugün hani diyorsunlar işte piyangodan parayı satışı yap. Yine buna ak harcarsınız yani. Evet. Bu böyle bir şey yani. Yani zaten niye istiyoruz ki bir şekilde hani daha güzel bir şey yapabilmek evet. için. Daha güzel yani şimdi programımız daha güzel. Beni olsun, Allah bunun için yaratmış olsun. Ya. Değil mi? Bunu beni bu için yaratmış yani. Gerçekten. Yani i̇nşallah. Yani. Bunu kendim aynı her aynaya baktığımda bunu görüyorum yani. Gördüğüm için buradayım yani. Yani bir de niye diyorsun uzaklaşamadım. Yani, uzaklaşmak istedim ama uzaklaşamadım. Ne diyorsun ben ilk albümümü 84 yılında yaptım. 84 yılında. 84 yılında. Çok güzel. Onun 86 yılında yaptım bir albüm. Gebenlerdim diye. 88'de yaptım işte bir albüm daha. O albümden işte veda ettim. Aslında çok büyük yanlış yaptım, fark ettim 20 değil sene mi? Sonra. 20 sene sonra sizin tekrar böyle güzel bir öğretme hocam vardı. Dedi ki Tanju Bey dedi, o zaman benim kızlar daha küçük böyle. Evet. Müziği bırakmayın, sesiniz çok güzel dedi. Evet. Dedim ya bırakacağım hocam, bu iş çok şey bir iş falan dedi. Dedi bırakmayın, bir gün gelecekte çok pişman olacaksınız dedi. Değil mi? Ve o gün bugün. Aynen. Çok pişman sonuçta oldum. Sonuçta yine de yani zararını keşke dönersen kâr derler ya. Keşke. Olsun yine de bir şekilde yine dönmüş oldunuz. İyi ki de dönmüşsünüz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diyorum. Hadi bakalım biz de ne okuyalım? Şu karşı yaylada göç katar katar bir güzelin derdi serinde tüter. Onu okuyalım bakalım. Buradan şu anda bizleri izlemekte olan değerli arkadaşım İpek Çakma. Buradan selamlarımı göndermiş olayım. Şu anda bizleri izliyormuş yine. Tuzlu Şifa Mahallesi'nde bizleri izlemekte olan Karslı ailesine selamımı göndereyim. Yine benim kendi ailem var. Genç sülalesi. Yani bizim soy ismimiz de genç olduğu için... Tipimiz genç mi bilmiyorum artık. Buradan abime, yengeme, yeğenlerime selamlarımı göndermiş olayım. Bu eserim de onlara gelsin bakalım. Artık bunun içerisinde ne çıkartıyorsanız benim için sonra yorumlarınızı alacağım. Hadi bakalım hocam.
Neyse bu hak edememiştik ama bunu okuyacak nasıl olsa. Küçük bir reklamımız var. Ondan sonra yine biz buradayız. Haydi Karadeniz. Almanya Horon'dan yıkılacaksın. Yıkılacaksın. 29 Aralık Cumartesi saat 16'dan itibaren Baden-Württemberg Karadenizliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel Karadeniz Gecesi'nde muhteşem kadro. Onur Şanlı, Yasin Aşık, Yavuz Tonyalı, Kenan Yılmaz, Yasin Kılıç, Tahsin Terzi, Bahattin Kılıç, Grup Yeniden ve İbrahim Can. Sunuculuğunu Kenan Taflan ve Abdurrahman Uzun'un yapacağı bu muhteşem gece için adres Can Düğün Salonu, Benzstraße 4-74-360 İsfert. İrtibat telefonu 071-32-22-31. Merhabalar değerli izleyenlerimiz, Bir Fırsat Köşesi'nden herkese merhabalar. Evet, ev sahibi olmak istiyorum ama bütçem yeterli değil diyenler, özellikle ev hayali kuranlar lütfen ekran başına. Çünkü Ekşioğlu İnşaat'ın birbirinden güzel evleriyle mükemmel kampanyasından bahsedeceğiz sevgili Mimoza ile birlikte. Evet Mimoza, hoş geldin sen de. Evet, hoş bulduk. Neler söylemek istersin? Neler söylemek büyük istiyorum. Büyük kampanya değil evet, mi? Büyük bir gerçekten kampanya öyle. Tabii ki. Ve ekran başındaki tüm dostlarımıza Ekşioğlu ile tanıtmak istiyoruz. Evet, Ekşioğlu, bu evler nerede? Evet. Ekşioğlu İnşaat Sakarya'da oluyor. Sakarya sadece 2 adım İstanbul'da uzak olan bir yer. 20 kilometre kumsallı ile ve arka tarafta bu görmüş olduğumuz tüm bu güzel inşaatların arkasını tamamen doğa, yemyeşil bir doğa ve ön tarafta deniz manzarası olan bir yer. Peki bu evlerin bu fırsattan bahsediyoruz. Nasıl bir fırsat? Nasıl bir fırsat? Evlerimiz 35 milyardan başlıyor. Çok konuşuluyor, evet. Evet, 35 milyarda başlayan daireleri merak ediyoruz. Nasıl bir daire? Nasıl bir ev diyoruz? 1+0 dairelerimiz var. 4+1'e kadar çıkan dairelerimiz var. Hı-hı. Tabii ki 1+0 daireler 35 milyardan başlıyor. Ve 4+1 yani dübleks, 2+1 dübleks ve düz dairelerimiz var. 3+1 dübleks, 4+1 dübleks dairelerimiz. Onların en yüksek fiyatı 130 TL. Yani evet. 130 TL. Yine hani gerçekten şey değil. İnanılmaz kesinlikle. Gerçekten rakamlar. Peki bu alan içerisinde neler bulunuyor? Şu an, hı-hı, 500 TL'den başlayan taksit imkanı diyoruz ve çocuklarınıza bir yatırım yapın diyoruz. Neden mi yatırım yapalım? Çünkü biz yazın ya da hafta sonu bir yerlere gitmek istiyoruz. Tatile gitmek istiyoruz fakat imkanımız her zaman olmuyor. Bütçemiz yetmiyor. Evet. Örneğin Arzu, sen ailenle birlikte tatile gitmeye kalktığın zaman 5 kişilik bir aile 10 günlüğüne kaç para patlıyor? En az 20 bini buluruz. Yani o zaman şöyle diyoruz. Yani, evet. Bu fırsatı değerlendirin. 24 ay vadeyle 0 vadeli imkanı bu evlere sahip, evet, olun. Bu evlerin içerisinde ne var Arzu biliyorsunuz? O kadar güzel şeyler var ki hakikaten. Bugün tatile çıkmak istediğin zaman 20 bin TL ödüyorsun. Baktığınız zaman evlere 35 bin liradan başlıyor. Yani evet, tatil parasına ev sahibi tabii oluyorsun. Tabii ki, ve sitelerin içerisinde neler bulunuyor? Her kafeteryamız şey var, kapalı havuzumuz var, açık havuzumuz var, çocuk havuzumuz var. Tabii ki. Evet, çocuklara yönelik küçük bir luna parkımız var, çocuk parkımız var, yürüyüş mesafesi olan bir alanımız evet, var. Evet, yürüme yolumuz var. Tabii ki. Şöyle evinizde çıktınız, balkonundasınız, arka tarafta baktığınız zaman doğa, ön tarafta baktığınız zaman deniz ve kumsal.
Yani daha eminim, ne istiyorsunuz? Herkesin hayali. Herkesin yani hayali tabii ki. Dinlerken bile seni hayranlıkla dinliyoruz. Gerçekten kaçırılmayacak fırsat. Şimdi aklıma gelen hemen izleyicilerimize merak ettiği bir soru aslında. O kadar çok talep var ki bu konutlara. Şimdi herkesin aklında şu var. Peki bu kampanya sürelik bir kampanya mı? Yani bir süre sonra biz bu evlere bu fiyatlara sahip olabilecek miyiz? Şimdi şöyle, Ekşioğlu çok eski bir inşaat firmasıdır. Yeni bir firma değil. Hı-hı. Tüm Türkiye zaten Ekşioğlu'yu biliyor. Hı-hı. Peki neden bu kadar uygun dediğimiz zaman kesinlikle kafanızda yanlış bir soru işareti kalmasın. Hı-hı. Bu kadar uygun olması sebebi Ekşioğlu inşaat firmasının tüm inşaat alanı arsası kendine aittir. Aynı zamanda bu inşaatta kullanmakta olduğu tüm malzemeleri, demiri, tuğlası, çimentosu, her şey ve her şey kendilerine ait olduğu bir için aracı olmadığı için. Tabii ki maliyeti uygun oluyor. Ve inanın ki bu sadece bir süre için bu kadar uygun bu evlerin fiyatı. Bakın, neden mi? Özellikle sormuş olduğum soru buydu. Evet. Çünkü hani ben bir bekleyeyim, düşüneyim demeyin. Şimdi şöyle, hemen bir arayın, sene sonra yaklaşık bir buçuk sene sonra hem havaalanı hem limanı orada faaliyete geçecek ve bu daireler mümkün değil bu fiyatlarda bulmak. Bu fiyatlarda mümkün kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Çünkü inanılmaz büyüyor değil mi? İnanılmaz gelişiyor. Kesinlikle ve gerçekten çok yoğun bir talep var. Sadece Türkler değil, yabancılar, Araplara kadar arayıp ve gidip daire alıyorlar. Hı-hı. Hatta isim kullanmaya hiç gerekmiyor. Bir tane firma var ki bugün gittiler 50 tane daire talep etti. Neden? Oo. Onlar yatırım amaçlı alıyorlar. Hı-hı. Ve bazı insanların kafasında şöyle bir soru işareti var. Allah, kara su dediğimiz zaman, işte denizde sıfır dediğimiz zaman, yani depreme karşı mı acaba, dayanıklı mı bu binalar? Ya da işte deprem olursa ne olur? Bakın, ben bir şey söylemek istiyorum. Şu an Japonya'da 8 şiddetinde bir deprem oluyor. Ve binalarda ve insanlara hiçbir şey olmuyor. Neden mi? Çünkü altı yapısı sağlamdır. Bakın şu evleri gördüğümüz zaman 3 katlı ya da 4 katlı. Yani 7 katlı, 8 katlı bir bina yok. Bir de altı yapısı sağlam olduğu için ve kullanılmış olduğu hem demir hem malzemeleri gerektiği şekilde kullanıldığı için bu binalarda bir şey olmuyor. Ben 99 depreminde bina altında kalmış bir insan olarak buradayım. Evet. Ve benim binam yıkıldı. 7 katlı bina, yepyeni bir bina. Yanımdaki binaya hiçbir şey olmadı. Evet. Çünkü kullanılmış olan malzemeler az olduğu için, çalıntı olduğu için benim binam yıkıldı. Ama yan taraftaki firma sağlam bir bina yapmıştı. Hmm. Ve ben size Ekşioğlu diyorum ve sadece yapmanız gereken bizim telefonlarımızı alıp bu telefonları arayacaksınız, bilgi sahibi olacaksınız. Peki nasıl geleceğiz diyorsanız eğer, nasıl göreceğiz burayı? Tamam, nasıl göreceksiniz? Süper ama nasıl şimdi gireceğiz? Şöyle, her gün İstanbul'da bizim servislerimiz var. İstanbul'da kalkıyor, Karasu'ya kadar bizim müşterilerimiz götürüyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz tabii yani, ki. Mükemmel, evet. Kesinlikle illa ki gelin alın demiyoruz. Gelin ve bakın diyoruz. Çayımız, kahveniz ve yemeğiniz bizden olacak. Siz geleceksiniz, göreceksiniz, gezeceksiniz ve inanın ki ne kadar iyi yaptık diyeceksiniz. Hmm. Ha, yurt dışında bizi izlemekte olan müşterilerimiz var ve devamlı arıyorlar. Hmm. Peki, bu müşteriler geldiği zaman yurt dışında, bu Almanya olsun, Amerika olsun, geldiği anda ve bu bizim site alanın içerisinde daire aldığı anda tabii ki yol masrafları da firmaya ait olacaktır. Bu da çok güzel. Ama bu da çok daire güzel. Alırsa eğer, daire almazsa her giden gelene tabii ki böyle bir fırsat yok, yanlış daire anlaşılmasın. Yani evet. 35 milyarda ve 500'den başlayan taksit imkanıyla siz de ev sahibi olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Bile, değil mi? 24 ay sıfır faizle. Evet, sıfır faizle. Gerçekten aynı zamanda çok da kesinlikle şöyle de bir noktada vurgulamak istiyorum. Yani sıfır daire alabilirsiniz. Nasıl sıfır daire? İnşaattan daire alma şansınız var. Peki diyeceksiniz ki inşaat aldığımız zaman yani farkı nedir? Biz avantajı nedir? Evet. Hı-hı. Daha uygun olacak bu daireniz ve aynı zamanda yani siz kendi mutfağın, banyonun ki tüm dekoru kendiniz seçebilirsiniz. Rengi seçebilirsiniz. Ve aynı zamanda kendin yaratacaksın evet. Evini artık. Yani peki sizin evinizde varsa herhangi bir problem oluyor mu? Su, elektrik ya da pencereler? Tabii ki oluyor. Oluyor. Yani ne yapıyorsunuz bu konuda? İlla ki bir tesisatçı veya vesaire masraf, çağırıyorum. Masraf, bir sürü de masraf. Masraf. Kesinlikle. Fakat Ekşioğlu da böyle bir şey yaşamayacaksınız. Çünkü 6 sene boyunca bir garantisi var bu konuyla ilgili. 6 yıl boyunca. 6 yıl boyunca. Pencerenizden, kapınızdan, su tesisatınızda, elektriğinde, pencerende bir problem olduğu zaman sadece bir telefon açıyorsunuz ve ücretsiz. Hiçbir ücret ödemiyoruz. Hiçbir 6 yıl boyunca. Kesinlikle. Süper. Ben dinlerken bile hakikaten hayretler içerisinde dinliyorum. Süper bir kampanya. Gerçekten izleyicilerimize aramak düşüyor. Artık ev kurmak, ev almak bir hayal değil. Eviniz varsa da ayrıca yazlık olarak değil mi?
Yine bu fiyatlara çok uygun. Kesinlikle fiyatlar. Zaten doğalgaz gelecek bir sene sonra. Şöyle düşünelim, biz İstanbul'da yaşayanlar için gerçekten çok yoğun bir trafiğin içerisinde ve stresin içerisindeyiz. Evet. İki günlüğüne biz hiçbir yere gidemiyoruz tatile çünkü tüm zamanımız yolda kalacak ve fazla masraf olacak. Kesinlikle. Fakat Karasu şurada iki adım. İki saat, iki buçuk saat arabayla siz bu evi alın, hafta sonu gidersiniz. Orada çok güzel bir tatil yaparsınız. Kafanız süper toparlar ve hafta başında gelirsiniz. İşlerinizde devam edersiniz. Süper. Bu fırsatı kaçırmayın, çocuklarınıza yatırım yapın diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Harikasın. Gerçekten herkesi bu fırsata davet ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Mavi Karadeniz TV Production'ın yapımını üstlendiği Karadeniz Müziği'nin dev ismi İbrahim Can'ın Zilvane adlı yeni albümü tüm müzik marketlerde. Zilvanedir zilvane, zilvanedir zilvane. Uğurlar olsun bana İstanbul.
pişman bir de gelmeyen, bir seven pişman bir de sevmeyen, her şeyini aldın benden çekirsen. Uğurlar olsun bana İstanbul. Teşekkürler. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Şu anda bizleri Hollanda'da izlemekte olan Şengül Şener'e ve Bülent Şener'e selamlarımızı gönderelim. Burada babası var zaten, Mustafa Karaman, selamlarımı gönder demişti, bize selamlarını gönderelim. Yine bizleri Emin Kalın ve Mustafa Tekin izliyorlarmış. Buradan selamlarımızı gönderelim. Selam Mustafa olsun. Tekin de Erzurumlu bir abimiz. Selamlarımızı gönderelim. İnşallah ilerleyen haftalarda da buraya gelirler. Bizimle beraber sohbet ederler. Bir şekilde gelirler onlar. Belki haftaya gelmezse bir dahaki haftaya gelirler. Her zaman gelenlere başımız gözümüz üstünde yerimiz var. Burada bir sürü de konuklarımızın oturabileceği bir sürü yerler var. Selami Gökçe'ye buradan selamlarımızı gönderelim. Saygılarımızı sunalım. Yine biraz önce demiştim, şu karşı yaylada göç katar katar, onu okuyalım demiştik. Okuyamamıştık. Onu da okuyalım. Buradan tüm sevenlerimize selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıda şu anda bizleri izleyen, kimlere de izliyorsa onlara armağan edelim. Bakalım. Hadi bakalım hocam. İstedikleri eserlere. Şu anda bilgisayarımızda biraz bir problem olduğu için biz SMS'leri okuyamadık ama alttan geçenleri biz görüyoruz zaten. Elimize yazılı da geliyor zaman zaman. O yüzden elimizden geldiği kadar isteklere yer vermeye çalışıyoruz. Şu anda bizleri kimlerde izliyorsa sevgilerimizi, selamlarımızı evet, gönderelim. Evet, gerçekten bizi yalnız bırakmayan dostlara. Evet, teşekkür selam ediyoruz. Selam olsun gerçekten. Teşekkürler. Dediğim gibi ben 22 Aralık'ta Ulüm'deyim. Buradan Kemal Bektaş
Başkanıma selamlarımı gönderelim. Ondan sonra 25'inde Münih'teyim. Buradan yine Süleyman Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Ali Karpuz abime teşekkür ediyorum. Saygılarımı Allah yolunuzu açık etsin. Ne güzel. Yine bizim 13 Ocak'ta Tuzla Giresunların düzenlediği Hamsi Festivali'nde olacağız. İnşallah herhalde zaten büyük bir ihtimalle Mavi Karadeniz TV'den de bir canlı yayın olacak herhalde. Öyle duyuma göre öyleydi. İnşallah yine biz orada olacağız. Tüm sevenlerimizi, tüm hemşehrilerimizi oraya bekliyoruz. Güzel bir festival, güzel bir şey olacak. Gün geçireceğiz inşallah. Efendim tekrar söylüyorum. Yine bizlere desteğini esirgemeyen Şirin Emlak, Reşat Şirin abime, yine Yahya Göral abime teşekkür ediyorum. Mustafa Karaman abime teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, Mavi Karadeniz TV çalışanlarına, Mavi Karadeniz TV ailesine teşekkür ediyorum. Şu anda bizleri izleyen, kimlerde izliyorsa herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel bir program ilerleyen haftada olacak. Haftaya herhalde büyük bir ihtimalle çarşamba günü ben döneceğim yurt dışından. Büyük bir ihtimalle geç saatte biletimiz. O yüzden haftaya çarşamba programımız olmayacak ama ondan sonraki haftaya inşallah bir aksilik olmazsa, ölüm kalım işi olmadığı sürece yine biz Mavi Karadeniz TV ekranlarında olacağız diyorum. Tanju abicim senden tekrar bir daha bir eser alalım. Öyle mi bitiriyoruz? Öyle yapalım. Daha bitmiyor programımız, daha var canım, biraz biz buradayız. Bizden sonra çok değerli abim Şevki Çalık sizlerle birlikte olacak. Onu da kaçırmayın. Benden sonra da o sizlerle beraber olacak. Güzel bir program geçireceğinize inanıyorum. Hadi bakalım. Ne okuyacağız? Ben de özledim. Ben de özledim, ben de. Resmin evet. Var şu an elimde. Bu şarkıyı. Çekmeköy'deki. Ne kadar çok aşka intizarda, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgide. Ne kadar çok aşka intizarda, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgide. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada, ben burada, ben de özledim, ben de, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Evet, helal. Helal, işte bu, hay. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil, terk edip de gider sensin, bunun suçu bende değil. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil, terk edip de gider sensin, bunun suçu bende değil. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi, derdinin dermanı gibi. Ben de özledim, ben de, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var şu an elimde, sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de, resmin var.
derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana kavuşmak isterim, derman yok dizlerimde. Küçük bir kameramız var, ondan sonra tekrar biz buradayız. Sedat Uçan'ın en güzel albümlerinin bulunduğu Sedat Uçan Seçme İlahiler Seti, İlahi Aşkınla, İlanım Var, Resulün Gülleri, Senin Aşkına, Yüceler Yücesi ve son albümü Allah Yeter. Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, yandı yüreğim kavruldu, ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Kerbela kan ile doldu. Neredesin? Bebeği baş tacıydı. Tüm melekler duacıydı. Hamza da göçtü dünyadan. Muhammed nurunu görmesem gidenlerden duyar can Medine'den. Allahümme salli ala Muhammed, sallu ala seyyidine Muhammed. Bitmedi. Bu muhteşem setin yanında Abdurrahman Önül'ün Özler Dururum albümü de hediye. Birbirinden güzel daha birçok ilahinin bulunduğu tam 7 albüm, 70 ilahi ve Yunus Emre'den gönüllere seçme ilahiler kitabı sadece 19 lira 90 kuruş. Üstelik kargosu da bizden. Hemen 0212 709 46 46 nolu telefon arayın ya da www.albumyurdu.com adresinden siparişinizi verin. O şimdi Türkiye'de. 200 metre mesafeli. Sadece 10 santimetre boyunda. 110 lira yerine sadece 59 lira. Haydar Süper Power polis tipi taktik cep feneri son teknolojik Q5 devresiyle muhteşem bir aydınlatma mesafesi sunuyor. 2012 model şık tasarım cep feneriniz arabanızda, evinizde, avcılıkta, doğa sporlarında, dağlarda, köylerde, şehirlerde, güvenlik servislerinde, iş yerinizde, kısacası her yerde vazgeçilmez bir dostunuz olacak. Benzer boyuttaki cep fenerleri en fazla 20-30 metre aydınlatma sağlarken Haydar CF1 yaklaşık 200 metrelik şaşırtıcı bir mesafeye sahiptir. Mükemmel bir güce sahip olan ve buna rağmen sadece 10 santimetre uzunlukta olan son teknoloji Haydar cep feneri askı aparatıyla rahatlıkla cepte taşınabilir. Uluslararası kalite sertifikalı ve IPX8 standardında üretilen Haydar cep feneri darbelere dayanıklı sert alüminyum gövdeye sahiptir ve su geçirmez. Ayrıca oynar başlığı sayesinde uzak yakın fokus ayarı çok kolay yapılabiliyor.
Sağlam, güvenilir, küçük boyutlu ve kendi sınıfında en uzun mesafeye sahip Hayder CF1, dünyanın pek çok ülkesinde ordu, polis ve özel güvenlik teşkilatlarında kullanılıyor. Avcılık ve doğa sporlarında da göz bebeği olan CF1, her yerde bulabileceğiniz 1,5 voltluk alkalin pille çalışır. Sıkı durun, şimdi size bir sürprizimiz var. Ayrı ayrı satılan ve toplam 39 lira değerindeki batarya ve şarj cihazı şimdi fiyata dahil. Yaklaşık 100 yıl ömürlü Q5 sistemine sahip Hayder CF1, batarya ve şarj cihazı dahil, KDV dahil sadece 59 lira. Hemen arayın. 200 metre mesafeli süper cep feneri adresinize gelsin. İster kapıda ödeyin, ister kredi kartıyla. 0212 292 24 24 Metem Teknoloji. Bu hastalık zor bir hastalık. Haftanın 3 günü 4'er saat bir mahkum gibi. En çok okul ekmeştir. Ne kilo aldım? Organlarımızı bağışlamak için ya da bu konuyu düşünmek için kendimizin ya da bir yakınımızın hasta olmasını lütfen beklemeyin. İp atlayabiliyorum. Oyun oynayabiliyorum. Günah diyorlar. Aslında değil. Biz bağışladık. Siz ve çevrenizdekiler de bağışlayın. Bir yerlerde birilerine hayat olun, umut olun. Organlarınızı bağışlayın. Bir insanı, bir canı kurtarın. Görmezden gelir, yok sayarsınız. Sizin ya da sevdiklerinizin başına hiç gelmez sanırsınız. Organlarınızı bağışlayın. Bağışladığınızı herkesle ve gururla paylaşın. Siz de bir umudunuz. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşamda yatarken çay bardağı, 1/4 diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın,
o kadar önemli bir hastalıktır ki bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam. Akşam da yatarken. Çay bardağı. 1/4 diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz. Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin oma, nayin oma, nayin oma kurbani. Şeni cirime, şengen atmalı. Şeni tval zarbi, meşe bitmalı.
turnalara tutun da gel. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da geldi. Teşekkürler. Okuyacağız birazdan, ne okuyacağız? Okuyacağız. Efendim, reklamların ardından güzel bir eserle başlamış olduk. Bizlere mesaj gönderen, bizleri şu anda ekranları başında kim nerede izliyorsa izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Efendim yine şu anda bizleri Emin Kalın Beyefendi izliyorlarmış. Yine Erzurumlu değerli bir iş adamımız ilerleyen haftada bize sponsor olacak büyük bir ihtimalle. Mustafa Tekin Beyefendi'ye selamlarımızı gönderelim. Okuduğumuz eser de ona gitsin diyelim. Mustafa abi, Hollanda'daki kızınız Şengül Şener'e. Yine damadınızdı değil mi? Bülent Şener'e selamlarınızı göndermiş olduk bu vesileyle. Yine Reşat Şirin başkanıma ve değerli abime selamlarımı göndermiş olayım. Yine Yahya Göral abime teşekkür ediyorum. Fatoş ablama teşekkür ediyorum. Bozat da bizi izliyor. Buradan selamlarımızı gönderelim Bozat'a. Bizleri kim nerede izliyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim diyelim. Tanju abi, yine bir senden bir eser alalım. Tamam. Bol müzik olsun. Bol müzik. Selam göndereceğim arkadaşlarım. Tamam, gönder. Gönder. Tamam. İstanbul Çekmeköy'de oturan Hilmi Beyefendi ve ailesine, Recai Bey ve ailesine selam gönderiyorum. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Ve Darıca'da oturan benim çok değerli aziz dostum Ahmet Balcı Başkanıma gönderiyorum bu şarkıyı. Beni bu akşam yalnız bırakmayan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma gönderiyorum bu şarkıyı. Merak etme sen. Merak etme. Geleceğim. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle. Korkma söyle, söyle, söyle. Giderim bu diyardan, merak etme sen. Merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yol, taş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme. Bravo. Merak etme. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yol, taş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme. Merak etme. Evet, elleri görüp. Müzik.
baharım, pazan olsa kara bağrım, anne olsa her baharım, pazan olsa kara bağrım, anne olsa gurbet bana, menan olsa merak etme sen. Merak etme, aşkın bana ölüm olsa merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen. Aşkın yürek dağlarmış, garipler de severmiş. Kara gözlerime yaşlar dolmuş. Hadi sil, sen üzülme, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olur, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen, merak. Of, of. Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, kader bağlıyor. Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, kader bağlıyor. Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma. Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Vallahi eski. Bana onu sormayın, onu hatırlatmayın, unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın. Unutulan unutulmuşuz zaten, daha hatırlamaya gerek yok. Yok. Ramazan'ım neredesin? Gel beraber şey okuyalım seninle. Sen ayrı da ben ayrı, haramdır yediğimiz. Oldu kara yazılar, olmadı dediğimiz. Onu okuyalım bakalım. Bizleri izleyen herkese gitsin. Ondan sonra güzel bir... Ofa mı gitsin? Tamam, ofa da gitsin. Rize'ye de gitsin, Artvin'e de gitsin. Teşekkür ediyorum. Bizden her... Tüm Karadeniz'e buradan selamlarımızı gönderelim. Selam olsun. Hadi bakalım. Sen ayrı da ben ayrı, haramdır yedumuz. Sen ayrı da ben ayrı, haramdır yedumuz. Oldu kara yazılarda, olmadı dedi.
oldu kara yazılarda, olmadı dedumuz, olmadı dedumuz. Helal Ramazan, tutarım benim. Esti kara yel, esti de gene kırdı dalımı. Esti kara yel, esti de gene kırdı dalımı. Eli yürüverem dem da, sormaysın halimi, sormaysın. Eli yürüverem dem de, sormaysın halimi, sormaysın. Dumanlar, dumanlar da yazılıyı fermanlar. Oy dumanlar, dumanlar da yazılıyı fermanlar. Aradım bulamadım da dertlerim dermanlar, dertlerim. Aradım bulamadım da dertlerim dermanlar, dertlerim. Bizim yayla yolları da dönümlü dur dönümlü. Bizim yayla yolları da dönümlüdür dönümlü. Ne yapalım Elifçe de yalan dünya ölümlü, yalan dünya. Ne diyelim Ramazan'da yalan dünya ölümlü, yalan dünya. Ufalım ufalım da yalan dünya ölümlü, yalan dünya. Ne yapalım ufalım da yalan dünya ölümlü, yalan dünya. Ramazan'ın sesi de güzel yani, he? Starım benim. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Evet. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Onu siz anlaşın. Benim de sesini okuyabilecek olduğum şekilde beraber okuyalım. Efendim? Sade horon mu? Canlı horon. Beraber güzel bir eserle kapatalım, daha güzel. İnşallah ilerleyen haftada güzel bir horon ekibiyle böyle. Ama oynayan, biraz zıpır zıpır oynayan ekibimiz olsun ki daha güzel olsun. Ekranda böyle şeyimiz olsun. Güzel bir görüntümüz olsun. Tamam. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Beraber güzel vakit geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah haftaya yokum ben burada. Yurt dışında olacağım. Yetişemeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden risk almak istemiyorum. İnşallah ondan sonraki hafta 2013'te, yani bir yıl sonra görüşeceğiz. 2013'te görüşürüz inşallah. Şimdiden yılbaşında herkese mutluluklar diliyorum. Yeni yılın herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Dediğim gibi yılbaşında Sezginler Restoranı olacağım Uzungöl'de. Tüm sevenlerimizi oraya bekliyoruz. İnşallah güzel bir 2013 geçireceğiz diyorum. Tanju abicim çok teşekkür ediyorum. Evet, beni kırmadın, evet. Bu akşam geldin, evet. Gerçekten güzel bir program olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine ya. Sağlık. O vermiş olduğunuz elektrik. Sağ olasın. Çok önemli. Ev sahibinin o vermiş olduğu elektrik çok önemli yani. Çok teşekkür ediyorum. Eğer o şeyi bıraktıysak yani çok mutlu. Ne mutlu bana ki öyle bir iz bırakmışız. Tekrar tekrar Hasan abime buradan selamlarımızı gönderelim, evet, Hasan Köprülü'ye. Ben Mavi Karadeniz TV'nin grubuna, ailesine teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Gerçekten çok kibar insanlar, çok beyefendiler. Gerçekten hepsine sonsuz teşekkürlerimi borçluyum. Doğudan batıya, Akdeniz'den kuzeye, herkes. Bütün herkese, beni bütün seven, bu akşam beni yalnız bırakmayan bütün dostlarıma, evdeki çocuklarına, eşlerine, bütün hepsine selam olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım o zaman eserimizi okuyarak vedamızı yapalım. Hadi bakalım. Müzik.
susadım çeşmeye. Varmaz olaydım elinden bir tas su. İçmez olaydım. Yolum düştü semtinizden. Geçmez olaydım. Gelmez olaydım. Güzel yüzüne bakmaz olaydım. Yolum düştü semtinizden. Geçmez olaydım. Gelmez olaydım. Gelmez olaydım. Hep beraber. Güzel yüzüne bakmaz.